أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار وصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten, alemlerin Rabbi, kainatın sahibi, maliki, yerlerde ve göklerde sadece kendisinin hükmünün geçerli olduğu yerlerin göklerin hükümranı, ezelde ve ebedde var olan sonsuz kudret sahibi, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Âl-i Ezvac-ı Tahirat'a, Ashab-ı Kiram'a ve kıyamet sabahına kadar gelecek etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, hak yolda cümlemize devam sebat nasip eylesin. Kelamını, vahyini, mesajını, dinini, kitabını en güzel şekilde anlayıp yaşamayı ve yaşanması için gayret etmeyi cümlemize nasip eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin diyelim. İsra suresi 33. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve la tebtulun nefselleti harramallahu illa bilhak. Ve men kutile mazlumen, fekad cealna liveliyyihi sultanen, fela yusrif fil katil, innehu kâne mensura. Sadakallahu azim. وَلَا تَقْتُلُوا Öldürmeyin, katletmeyin, cana kıymayın. اَنَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Öyle can, öyle nefis ki Allah'ın haram kıldığı, yani Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, öldürmeyin. İlla bilhak, ancak hak ile olursa müstesna. Haksız yere kimseyi öldürmeyin. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا Kim zulme uğrayarak, mazlum olarak öldürülürse فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا Biz onun velisine, geride kalan varisine yetki verdik. Onu sultan yaptık. Yetki, söz, hüküm onun velisinde. Maktulün geride kalan varisindedir. Fela yusrif fil katil. O da öldürmede, kısasta israf etmesin, aşırı gitmesin, haddi aşmasın. İnnehu kâne mensûra. Zira o muhakkak yardım görülmüş, yardım edilmiştir. Sadakallahul azîm. Cenab-ı Hak arka sahifedeki ve kadâ rabbuke ayetiyle başlayıp Allah size emretti, farz kıldı. Allah'ın hükmüdür, yasasıdır, kanunu ilahiyesidir diye buyurup zikrettiği maddelerden şimdi bir tanesini bize beyan ediyor. O da Allah'ın değişmez yasalarından, kanunlarından, ilkelerinden Adem Aleyhisselam'dan son Nebi'ye kadar bütün kitaplarda, ilahi mesajlarda, vahiyde, şeriatte Cenab-ı Hakk'ın kanunlarından bir tanesi de neymiş? Haksız yere cana kıymayın. Kimseyi öldürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Cana kıymak, birini öldürmek, yine Kur'an'ın ifadesiyle كَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا bütün insanları öldürmek gibidir. Allah cana kıymayı
İnsan öldürmeyi, haksız yere birinin kanını dökmeyi yasakladı, haram kıldı. Bunu yapanları da şiddetle Kur'an-ı Azimuşşan'da tehdit ediyor, uyarıyor. Bir insanın canına kıymak, sanki bütün insanların canına kıymak gibidir. Ama وَمَنْ اَحْيَاهَا Kim de birini diriltir, birine hayat verir, birinin yaşamasına sebep olursa, peki اَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا O da bütün insanları yaşatmış gibidir buyuruyor. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı diriltmek, bir insana can vermek, bir insanı yaşatmak, bütün insanları yaşatmak gibidir fermanı ilahi. Bir ayet-i kerimede de Rabbimiz ne buyuracak? وَمَنْ يَبْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Bir mümini kim kasten öldürürse, ne olur? Söz dinlemedin, nefsine uydun, sebepsiz, haksız yere bir müminin canına kıydın. Ve cezauhu cehennem. Onun cezası cehennemdir diyor Cenab-ı Hak. Haksız yere bir müminin kanını akıtanın cezası cehennemdir. Yeter mi? Ve gadiballahu aleyh. İki. Bak cezası cehennemdir diyor Cenab-ı Hak. Devamında Allah'ın gazabı onun üzerinedir diyor. Üç, ve le'anehu, Allah'ın laneti onun üzerinedir diyor. Dört, ve e'adde lehu azaben azima, Allah ona büyük bir çetin azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldürmeyi Cenab-ı Hak dört şekilde cezalandıracağını tehditle kullarına ihbar ediyor, haber veriyor. Cezası cehennem, Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti, bir de çok büyük bir cehennem azabı. Değer mi? Cana kıyarken, adam öldürürken bunların hesabı yapılsa idi, bugün insan öldürmek bu kadar ucuz olmazdı. Bunları insanlar bilselerdi, ahirette başlarına neler gelecek? Ahirete kalmadan da dünyada وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ diyor Allah. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var. Yani cana kıyan adamın, birini öldürenin dünyadaki cezası, geleceğiz az sonra inşallah, onun da canı helaldir. Adam öldürmenin cezası öldürülmesidir. Ona kısas tatbik edilmez. Şimdi bunu bilse bugün insanlar, birinin canını kıydığında kendi canından olacağını bilen bir adam bu kadar ucuz eline silah alan, eline bıçak alan sokakta psikopatlık yapıyor. Can güvenliği kalmamış. Niye? Çünkü dünyada müeyyidesi yok. Sizin için hayattır diyor bak Allah kısas. Kısası tatbik ederseniz rahat bir hayat yaşarsınız. Can emniyetiniz olur. Ama vazgeçer. Allah'ın koyduğu bu ilkeleri, kuralları ihlal ederseniz hayatı da yaşanmaz. Siz Allah'tan daha merhametli misiniz? Haşa ve kella. Yani Allah bir konuda bir hüküm veriyor, bir kanun, bir yasa ortaya koyuyor. Katilin cezası kısastır diyor. Efendim biz idama karşıyız. E karşı olduğunda önleyebildin, engelleyebildin mi? Bas bas bağırıyorlar kadın cinayetlerini sonlandıralım. E sonlandıralım. Çözüm öneriniz İstanbul yasası yürürlüğe girsin. E İstanbul yasası yürürlükteyken kadın cinayetleri eksildi mi arttı mı? Sizin aldığınız tedbirler, kanunlar, yasalar, yaptığınız düzenlemeler kadın cinayetlerini engelleyebiliyor mu? Mevcut sizin koyduğunuz yasalar, düzenler, yere göğe sığdıramadığınız İnsan kanının dökülmesini engelleyebiliyor mu? Allah'ın kanunlarında hayat var diyor Allah, hayat. Bunlar sizin iyiliğiniz için. Hem dünyanız hem de ukvanız. Bu işin bir de ahiret boyutu var. Cana kıyanın, kan dökenin ahirette hem cehennem, hem Allah'ın gazabı, hem Allah'ın laneti, hem de büyük bir azaba düçar olacağı hakikatini bu insanlar bilseler, bu kadar
ucuza kan dökmezler diye düşünüyorum. Dolayısıyla Cenab-ı Hak haksız yere cana kıymayın. Peki haklı olarak cana kıymak nasıl olur? Bu konuda da ulema bir insanın haklı birini öldürmesi için ancak iki şarttan biri olması lazım. Bir, ya meşru bir savaş olacak, savaşta düşmanla karşı karşıya ya o seni öldürecek ya sen onu öldüreceksin. Burada düşmanın kanı sana helaldir. İki, ya da nefsin müdafada adam üzerine geliyor, gözünü karartmış, seni öldürecek, canını kurtarmak için başka çare çözüm kalmadıysa, o da önce yaralamak için, olmazsa son çare. Ulema burada da ihtilaf eder. Nefsi müdafaa için de olsa karşıdakini öldürmek mi yoksa onun eliyle ölmek mi daha evladır? Burada da ihtilaf eder ulema. Ama bu nefsi müdafaa meşru bir, hani haksız yere cana kıymayın illa bil hak. Hak nedir? Nefsi müdafaa bir haktır. Bunun dışında bir insanın öldürülmesiyle alakalı üç husus var. Bir insanın ölümünü gerektirecek üç tane sebep var. Bunların bir tanesi kısas, konuşacağız inşallah. Bir diğeri, dün ifade ettik, önceki gün konuştuk, rejim. Evliyken zina yapmanın cezası rejimdir, ölümdür. İslam şeriatına göre konuşuyorum. Üçüncüsü de mürtet olanın dinden dönüp dinin aleyhine faaliyet gösterenin onun da cezası ölümdür. Ama bu üç ölümü de fert olarak sen ben infaz edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Bu cezayı tatbik, infaz yetkisi devletindir. Şans olarak senin benim ancak ya savaş halinde ya da meşru bir nefsi müdafaa durumunda cana kıyma hakkımız söz konusu olabilir. Onun dışında cana kıyanlar, kan dökenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleriyle bir Müslümanın kanının dökülmesi Allah katında dünyanın yok olmasından daha eşit bir günahtır. Yani dünya yıkılsa mı yoksa bir Müslümanın kanı aksa mı? Allah katında bir Müslümanın kanı dünyanın yıkılmasından daha üstün, daha evla, daha kıymetlidir. Hal böyleyken dünyada oluk oluk Müslümanların kanı akıyor. Tamam biz öldürmüyoruz ama öldürenlere sadece seyirci kalıyoruz. Bunun da bir vebali ahirette olur mu? Onu da ahirette görürüz. Öldürülenlerin, maktulün geride kalanlarına biz yetki verdik Allah diyor. Fecealnâhu, efendim ne yaptık biz? Cealnâ livellihi sultana, o maktulün geride kalan velisine, varisine saltanat verdik. Sultan, yetki, onu sultan yaptık diyor Allah. Yani birinin eğer canına kıyılmış, öldürülmüş ise o öldürülenin hakkını arama, onu öldüren katile gereken cezayı verme yetkisini biz maktulün geride kalan varislerine verdik diyor Allah. Yani dünya bir araya gelse katilin cezası şudur diyemezler diyor Allah. Ben öyle bir yetki vermedim size. Ben yetkiyi öldürülenin geride kalanlarına verdim diyor. Katilin cezası ne olacak? Üç hakları var. Kısas isteyebilirler. Efendim, diyet isteyebilirler. Serbest bırakabilirler. Bu onların tercihine kalmıştır. Ama bu üçünden bir tanesine kim karar verecek? Maktulün geride kalanlar. Canı yananlar karar verecek Allah diyor. Yetkiyi ben onlara verdim. Canı yanmayanlar 6 ay yatacaksın. 10 sene yatacaksın. 20 sene yatacaksın. Dışarıya çıkacaksın. Kaldığı yerden bu sefer seri katil olarak devam edeceksin. Öyle bir şey yok. Canı yananlar karar verecekler. Onlar da diyor Cenab-ı Hak karar verirken aşırı gitmesinler. Ne demek?
cahiliye döneminde de maktulü yani öldürülenin geride kalanları kan davası güderler. O kan davasından katili sadece kendi canı yetmez, yanına birkaç kişiyi daha eklerlerdi. Cenab-ı Hak diyor ki aşırı gitmeyin. Yani cana kıyan bir kişi, katil bir kişi ise siz kan davası güderek katilin sülbünü, sülalesini, babasını, kardeşini, evlat, böyle bir hakkınız yok Allah diyor. Maalesef maalesef şimdi kan davaları töre denilen efendim müessif hadiselerde ortalık kan alanına dönüyor değil mi? Bakıyorsun işte efendim falanca aşiretten, falanca kabileden biri öldürüldü. Onlar da karşı taraftan buna mukabil misilleme onun soyunu, sopunu kurutana kadar. Böyle bir şey yok. Sadece katili ancak o da sen cezasını veremezsin. Şer'i bir düzen, bir devlet tatbik edecekti. İkinci bir mana, karar verecek olanlar, maktulün geride kalanları israf etmesin, aşırı gitmesin derken, ulema buyuruyor ki, üç tane hakkınız var, acele edip de kısas kararı vermeyin. Diğer iki seçeneği de düşünün. Yani senin canın yandı. Ama karşı tarafın da geride kalanları aynı acıyı yaşasınlar mı? Kısas hakkınızdır. Kimse engel olamaz. Ama fidye de isteyebilirsiniz. İsterseniz bağışlayabilirsiniz. Sizin bağışladığınız katile kimse ceza veremez Allah kanunlarına göre. Mesele anlaşılmıştır. Devam edelim. Bir diğer mesele. Cenab-ı Hak Allah size şunları emretti diye başladı. İşte kendine ibadetten, anne babaya iyilikten, akrabalara yardımdan, efendim cömertlikten, cimri olmamaktan, zinaya yaklaşmamaktan, adam öldürmemekten. Şimdi sıraya neyi koyuyor? وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Yetimin malına yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın kanunudur, kuralıdır, yasasıdır, size emri ilahiyesidir. Yetimin malına yaklaşmayın. İfadeye dikkat buyurun. Yetimin malını yemeyin demiyor Allah. Hatırlayın, iki ayet öncesinde ne buyurmuştu? وَلَا تَقْرَبُوا zina demişti değil mi? Zina yapmayın dememiş. Zinaya yaklaşmayın demişti. Şimdi burada da yetim malı yemeyin demiyor. Yetimin malına yaklaşmayın. Ne kadar mühim bir mesele olduğunu anlayabiliyor muyuz? Yetimin hakkını gözetmenin, yetimin malını haksızlıkla almanın Allah katında ne büyük bir fecaat olduğunu anlayabiliyor muyuz? Efendimiz kebair büyük günahları sayarken o büyük günahlar arasına neyi zikrediyor koyuyor? Yetim malı yemek diyor değil mi? Cenab-ı Hak yetim malı yemekle alakalı başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? مَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Onların yedikleri ancak ateştir karınlarında diyor. Yani yetimin malını yiyebilirsin ama o yediklerin karnında ateş olacak Allah diyor. Yediğine dikkat et. Yetimin malına el uzatma. Yetimin malından uzak dur. Bu ayeti sahabe öyle anladılar ki yetimle sofraya oturduklarında onların evlerinde yetimler var. Yetimler, kendi yetimleri ya da ümmetin yetimleri. Yetimle diyor sofraya otururlar. Olur ya yetim diyor önündeki tabakta yemek artığı bırakırsa onun geride kalan yemek artığını bile yemekten çekinirdi sahabe. Hak olur diye. Yetimin malını yemeyin diyor ya ayet. Yetimin malını yemek ateş yemektir diyor ya, yetimin önündeki yemekten arda kalanı, yemekten bile çekinen sahabe, ayeti nasıl anlamışlar? Yetimin malına yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Ancak devamında buyuracak, İlla billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşüdde. O yetim olan çocuklar rüştüne ulaşıncaya, akıl bali oluncaya kadar, yani o babalarından kendilerine kalan malı
yönetecek seviyeye gelinceye kadar o arada onların mallarını o çocukların, o yetimlerin lehine, menfaatine güzellikle kullanabilirsiniz Allah diyor. Ama kendi çıkarınıza, menfaatinize değil. Yani atıl bir vaziyette yetimin malını bırakıp zarar etmesine müsaade etmeyin. O parayı ya da geride kalan neyse sermayeyi güzel çalıştırın. O çocuklar yarın büyüdüklerinde onlara güzel bir sermaye bırakın. O çocuklar büyüyünceye kadar onların babalarından kalan mirasların yönetimi size ait. Ama siz sadece çocukların menfaatine o malları güzelce bakacak, o malların artmasına gayret edeceksiniz. Yetim hakkından bahsediyor ya ayet-i kerime. Başka ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak yetime yardım etmekte, yetime el uzatmakta, yetime infak etmekte. Efendimiz Aleyhisselam bu konuyla alakalı ne buyuracak? Hepinizin bildiği. Yetime yardım eden, yemesine, içmesine, yani bir yetimin masrafını üstlenen tabiri caizse, bir yetimin aylık masrafı, iaşesi, nafakası ne kadar kim üstlenir, kabul ederse, geceleri sabaha kadar ibadet etmiş, gündüzleri akşama kadar oruç tutmuş gibidir, Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir, ben ve o cennette böyleyiz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ister senin yetimin olsun, yani akrabanın yetimi olsun, ister ümmetin yetimi olsun, bir yetimin ihtiyacını görmek, geceleri sabahlara kadar ibadet, gündüzleri akşama kadar oruç tutmak gibidir. Allah yolunda cihad eden mücahit gibisin. Ben ve o kişi diyor cennette böyle beraberiz. Kim? Yetime el uzatan, yetime yardım eden. Şimdi mesele yetimden açılmışken bugün sadece yetime yardım etmek, yetimin ihtiyacını görmek bir kenara koyalım da dünya üzerinde en çok yetimi olan ülkeler hangi ülkelerdir diye şöyle bir bakarsak bu ümmet coğrafyası değil mi? Yani Müslümanların yaşadığı topraklarda yetimi en çok olan insanlar Müslümanlar. Yetimlere sadece yardım etmekle mi emrolundu? Yetimlere iyilik yapan ben ve o cennette böyleyiz diyen peygamber. Peki bu ümmetin evlatları yetim kalmasın diye bu ümmetin bir derdi, bir iradesi, bir davası olmasın mı? Sadece Gazze'de yetim kalan çocuklara ne yapabiliriz? Yetimhane açalım. Bak peygamber yetimlere yardım etmeyi tavsiye etmiş. Eyvallah. Ümmetin görevi sadece yetimler için aşhane açmak, yetimhane açmak, yardım etmek. Yani ümmet sadece yardım kuruluşlarıyla setaka görevi yapacak. Bu dini Allah bunun için mi gönderdi? Ümmetin yetimleri olmasın diye bir irademiz olmayacak mı bizim? Filistin'de, Arakan'da, efendim Doğu Türkistan'da, Yemen'de, aklınıza gelecek dünyanın her tarafında bu ümmetin yetimleri var. Sadece o yetimler için hadi sponsor olalım, bir yetimi üstlenelim, aylık şu kadar masrafını görelim, eyvallah tamam. Ama bu fert olarak yapacağımız şeyler, toplum olarak, ümmet olarak bu ümmetin artık bundan sonra yetimleri olmasınlar diye bu kapital, bu emperyal, bu siyonist dünyaya karşı ümmet olarak vereceğimiz bir cevap, ortaya koyacağımız bir irade yok mu? Bunları konuşurken akla ne geliyor? Bugün ümmet niye bu kadar yetimi olan bir ümmet haline geldi? Dünyanın her tarafına bakıyorsunuz, kanı dökülenler Müslümanlar, öldürülenler Müslümanlar, yetim kalanlar Müslümanların çocukları. Halbuki ümmeti Muhammed olarak biz koca bir aileyiz. 2 milyar civarında bir ümmetiz. Ya bu kadar ümmetin bu kadar yetimi olmaması lazım diye düşünüyoruz. Ama sonra geriye dönüp bakıyoruz. Bu ümmetin başını niye kopardılar şimdi anlıyoruz. Ümmeti niye başsız bıraktılar?
2 milyarlık koca bir aile olmayalım diye o başı kopardıktan sonra da bana ne Filistin'den diyecek, bana ne Doğu Türkistan'dan diyecek, bana ne Arakan'dan diyecek, bir nesil, bir toplum yetiştirmek için. Dolayısıyla ümmetin görevi sadece aşhane yapmak, yetimhane yapmak. Elbette bunlar güzel şeyler. Ama o yetimler olmasın diye de bu ümmetin ortaya koyacağı bir çözüm önerisi, bir iradesi olması lazım diye en azından konuşmuş olduk, dertleşmiş olduk. Karınca misali, safımız yerimiz belli olsun, duruşumuz belli olsun. Yarın ahirette Allah ne yaptınız diye sorduğunda hiçbir şey yapamadıysak onu gündem ettik, konuştuk ya Rabbi diyebilelim. Derdimiz ümmet olalım. Derdimiz birlik olalım. Yeryüzündeki, dünyanın neresindeki bir mazlum Müslümanın kanının hesabını sormak. Dünyanın neresinde mağdur bir Müslüman varsa ona el uzatmak, yardım etmek ümmet olarak hepimizin asli görevimizdir. Şimdi ayette Cenab-ı Hak yetimin malına dokunmayın, yaklaşmayın bizi uyarıyor. Yetimin malını yemeyin diye başka ayette ikaz ediyor. Peki yetimin malını başkaları yer ve sen buna seyirci kalırsan, sen yemedin ama yedirdin, yenmesine göz yumdun. Yemekle yedirmek arasında Allah katında fark var mı? Gazze'li yetimlerin haklarını Yahudiler yerken neredeydiniz Allah sormayacak. Ümmetin yetimlerinin haklarını Siyonistler, kapitalistler, emperyalistler yerken siz ne yapıyordunuz? Biz de yetimlere yardım ediyorduk öyle mi diyeceğiz? Evet, ayetin devamında Cenab-ı Hak ve evfu bil ahd, yetimlerin mallarına yaklaşmayın derken bir sonraki cümlesinde ahdinize vefa gösteriliyor Cenab-ı Hak. Sözünüzün eri olun. Allah'a verdiğiniz sözler var. Birbirinize verdiğiniz sözler var. Bu sözlerinizi yerine getirin Allah diyor. İnnel ahde kâne mes'ûle. Verilen söz mesuliyet, sorumluluk gerektirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Müslüman kardeşinle tartışma, kavga etme diyor. Onu kıracak şakalar yapma, yerine getiremeyecek olduğun sözler de verme diyor Tirmizi hadis-i şerif. Müslümanlar tartışmayın, kavga etmeyin. Müslüman kardeşini üzecek, incitecek, kıracak şakalar dahi yapmayın. Yerine getiremeyeceğiniz sözleri vermeyin. Yani yalan da olsa, şaka da olsa söz verip de sözünü tutmayan bir duruma düşmeyin. Çünkü ben diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet günü Allah adına söz verip de sözünü yerine getirmeyenin hasmıyım, düşmanıyım diyor. Ahirette sözünü tutmayanlar peygamberin hasmı, peygamberin düşmanı olarak mahşere çıkacaklardır. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Şu hadis-i şerif kulağımıza küpe olsun. Ela la imane limen la emanete le. Dikkat edin diyor Efendimiz. Emaneti olmayanın imanı yok. Güvenilir olmayan. Yani ama adam güvenilir mi? Yok canım, buna güvenilmez. Güvenilir olmayanın imanı yok diyor Efendimiz. Ve la dine limen la ahdele. Sözünde durmayanın da dini yok. Sözünü tutmayanın dini yok, kendine güvenilmeyenin imanı yok. Yani bu ahde vefanın ve güvenilir eman sahibi olmanın Allah katında ne mühim bir mesele olduğunu anlayabilmek adına bir hadisle bitireyim, bir daha dönmeyelim. Efendimiz buyurdular, 6 hususta bana söz verin, ben de size cennet sözü vereyim. Konuştuğunuzda doğru konuşun, söz verdiğinizde sözünüzde durun, emanet edildiğinde emanete ihanet etmeyin, gözlerinizi haramdan sakının, namusunuzu, ırzınızı muhafaza edin, ellerinizi haramdan uzak tutun. 6 konuda bana garanti verin diyor Efendimiz, ben de size cennet garantisi vereyim. Hadi ver, hadi verelim, sözün neri olacağı. Son cümle,
kendisine inanmayan müşriklerin Muhammedül Emin dediği bir peygamberin, güvenilmeyen bir ümmetin, evvelce sözü senet olan bir ecdadın bugün senetlerinin bile karşılığı olmayan torunları olduk. Bunu söylemek ne kadar acıdır ve ne kadar acıtır. Allah böyle olmaktan, bu halden bizi kurtarsın. Sözünün eri, emin, güvenilir olmaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. El-Fatiha.